Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Ahmet Uçar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü kanatlı hayvan yetiştirme ve ıslah alanında çalışmaktayım. Sizlere bugün tarımsal miras dersimiz kapsamında kümes hayvancılığından bahsedeceğiz. Kümes hayvanlarından tavuk başta olmak üzere hindi, kaz, ördek, sülün gibi türlerin genel özelliklerinden biraz bahsedip sizlere genel bilgileri aktarmış olacağız. Türk kültür coğrafyasında yaşayan hayvanlar içinde kuşların önemi ve farkı oldukça büyüktür. Türkler mimarilerinden halk danslarına, kıyafetlerinden mezar taşlarına kadar sözlü ve yazılı edebiyat eserlerinde kuşlardan oldukça fazla bir şekilde faydalanmışlardır. Kuğu ve kaz gibi bazı kuşlar Türklerin coğrafyasında çok eski çağlardan beri kutsal sayılmaktadırlar. Örneğin bıldırcın yiğitliğin, sülün güzellik ve iyi şansın, saksağın iyi haberin, turna ölümsüzlüğün ve uzun hayatın, kara karga şeytanın ve kötülüğün, ördek mutluluk ve refahın, tavus güzellik, itibar ve şerefin, güvercin uzun hayatın, kaz erkekliğin, evliliğin ve başarının simgesi olmuştur. Kaz ve kuğu gibi kuşlar Türklerde ayrıca kut sayılan hayvanlardır. Kaz ayrıca ünlü Türk büyüklerimizden Alper Tunga'nın da kızının adıdır. Görüldüğü üzere Türk mitolojisinde kuşların oldukça önemli bir yeri vardır. Destanlarda önemli roller atfedilmiştir bu hayvanlara. Ve 24 Oğuz boyunun simgelerinde de doğan gibi yırtıcı kuşların ongun olarak kullanıldığını görmekteyiz. Cennet anlamı taşıyan, yani cennet anlamında olan kelimemiz, Türkçe kelimemiz uçmak, uçmağa varmak da gene Türklerin kuşlara ne kadar çok önem ve değer verdiğini göstermektedir. Kadim Anadolu'muzda nesiller boyunca yeşil ördek gibi göllere dalmış ve keklik gibi kanadımızı süzememişiz. Sunay'ı da deli gönül Sunay'ı, ben yoluna terk eyledim sılayı, armağan gönderdim telli turnayı, iner gider bir gözleri sürmeli demişti Karacaoğlan. Arkadaşlar sizlere genel olarak kültürümüzde kanatlıların nasıl bir yer edindiğini anlattıktan sonra bizim için dersimiz kapsamında asıl önemli olan kümes hayvanlık türlerine bakacak olursak, bunlar hayvanlar alemi içinde kuşlar sınıfında İki ayrı takım bizim bugün çiftlik hayvanı olarak, kümes hayvanı olarak kullandığımız türleri oluşturan iki ayrı takım vardır. Bunlardan birincisi Anseriformes, diğeri Galliformes dediğimiz takımlardır. Bu takımlar altında Galliformes takımının altında sülüngiller familyası içinde tavuk, keklik, sülün, beş tavuğu, hindi gibi türler karşımıza çıkmakta ve bunlara genellikle İngilizce terim olarak poultry kavramının içinde değerlendirmekteyiz. Anseriformes takımında ise ördek, kazlar ve ördek olarak bilinse de farklı bir tür olarak muscovileri de waterfowl kapsamı içinde değerlendirmekteyiz. Arkadaşlar genel olarak kanatlı türlerin bazı biyolojik özelliklerinden bahsedecek olursak tüm bu saydığımız çiftlik hayvanı türlerinde kromozom sayıları 78 ile 82 arasında değişmekte. Örneğin tavuk, ördek, bıldırcın gibi türlerde 78 olurken diğerlerinde 80 kromozom vardır. Gene hepimizin bildiği gibi kanatlılar üremeyi yumurtlayarak ve yumurtaları doğal veya suni kuluçka ile devam ettirmektedirler. Kuluçka sürelerinden de bahsedecek olursak tavuklarda 21 gün, hindilerde 28, ördeklerde 28-30, kazlarda 30-33, keklik, sülün gibi türlerde de 24 gün diyebiliriz. Dünyada bulunan 600 bin hayvan türünden yaklaşık 10 bin kadarı kuşlar sınıfına girmekte. Tavuğa özel olarak girdiğimizde tavuk, kuşlar sınıfı, sülün, orman, beş tavuğu, hindi, keklik gibi türlerinde bulunduğu tavukgiller takımına aittir. Bu takım altında sülüngiller familyasına da tavuk gallus cinsi ve gallus domesticus dediğimiz evcil tavuk bizim yetiştiriciliğini yaptığımız tavuktur.
Yine yabani tavuk türü olarak 4 ana türden bahsediliyor. Bunlar gri orman tavuğu, kırmızı orman tavuğu, yeşil veya siyah orman tavuğu ve seylan orman tavuğu. Bunlar için de bizim evcil tavuklarımıza köken olmuş olan kırmızı orman tavuğu olarak kabul edilmekte. Kırmızı orman tavuğundan yaklaşık 3000 ila 6000 yıl önce evcilleştirildiğini bugünkü kanıtlarımızdan bilimsel olarak tahmin etmekteyiz. Ve bunun altında kırmızı orman tavuğundan evcilleştirildiği bölgelerde yerli ırklar oluşturulmuş. Yerli tavuk ırklarından süs, hobi kuşları amaçlı, araştırma ve üretim amaçlı özelleştirilen ırklar ve bunlardan da bugünkü yumurta tavuğu ve et tavuğu olarak kullandığımız ırklar oluşmuştur. Tavuk türünde arkadaşlar özellikle 20. yüzyıldan itibaren genetik çeşitlilik et ve yumurta verimi yönünde daralmıştır. İnsan eliyle bu daralma sonucunda ayıklanan soylarda bulunan birçok faydalı özellik maalesef yok olup gitmiş. Bu yüzden evcil ırklar hastalık ve çevre şartlarına karşı daha duyarlı hale gelmişlerdir arkadaşlar. Binlerce yıl önce evcilleştirilmiş ve küresel olarak yayılmış tavuğun tarihi kayıtlarına bakıldığında birkaç yüzyıllık ırkların oluştuğunu ve yoğun seleksiyonla bunların farklı ırklara dönüştüğünü, yaklaşık 100 yıldır üretim ve araştırma amacıyla seleksiyon yapıldığını, son 30-40 yılda ise arkadaşlar genetik kaynak olarak korunması gerektiği ve sadece son 20-30 yıldır moleküler genetik düzeyinde araştırmalar yapıldığını görmekteyiz. Birçok tavuk ırkı var arkadaşlar. Yaklaşık bu ırkların sayısı günümüzde 700'e dayanmış durumda. Fakat bunlardan bizim ticari üretimde çok az sayıda olan ırkı kullanabiliyoruz. 6 ırk bunların başında geliyor. Beyaz Cornish ırkımız, gene Beyaz Leghorn, Plymouth Rock ırkımız. Plymouth Rock'ın hem çubuklu hem de beyaz olan variyeteleri yaygın olarak üretimde kullanılmakta. Rhode Island Red ırkımız, New Hampshire ırkımız ve açık Sussex dediğimiz tavuk ırklarımız kullanılmakta. Özellikle son yarım yüzyılda üretimdeki artışı besleyen yumurta, et veya kombine verim özelliklerine sahip çok az sayıda bu bahsettiğimiz özelleşmiş ırklardan oluşturulan özelleşmiş soylardır arkadaşlar. Fakat bunun da temelini biliyoruz ki 16. 17. 19. yüzyıllar arasında oluşturulmuş olan tavuk ırkları sağlamıştır. Bu yüzden günümüzde de mevcut olan ırkların korunması gelecekte yapılacak çalışmalar açısından oldukça değerlidir. Günümüzde kanatlı sektörü arkadaşlar üretimden tüketime kadar birçok farklı endüstrinin bir arada kullanıldığı ve entegre şirketlerin genelde bu işi üstlendiği bir üretim koludur. Dünya üzerinde bugün en çok tüketilen et kanatlı eti olmuş durumdadır arkadaşlar. Yani bunu biliyoruz ki kanatlı eti yumurta ile birlikte insanlığın ihtiyaç duyduğu hayvansal kaynaklı protein ihtiyacını gidermekte oldukça önemli bir yere sahiptir. Fakat arkadaşlar demin de bahsetmiştik, ticari stoklar oldukça kısıtlı bir genetik kaynaktan baz almaktalar. Bu da ilerleyen yıllarda biyoçeşitlilik açısından oldukça ciddi endişeler içermektedir. Bu ırk ve hatlar ıslah firmaları tarafından sıklıkla ortak kaynak olarak kullanılmaktadır. Örneğin ticari beyaz yumurtacılar beyaz leghornlardan köken alırken kahverengi yumurtacılar yine leghornlardan oluşturulan hatların yanında asil ve malay ırklarından oluşturulan Rhode Island Red gibi ırklardan da köken almışlardır. Biz yüzyıllar boyunca hayvanları yumurta verimine göre veya et verimine göre seçtik. Özellikle de bunu son yüzyılda daha yoğun olarak yaptık. Ve yumurta verimi yani üreme özelliği ile canlı ağırlık kazancı yani et verimi arasında negatif bir ilişki olduğundan yumurtacı tavuklar daha zayıf ve hafif ve ince görünümlü yapıya sahipken etçi tavuklar ise sizin de anlayabileceğiniz üzere daha ağır yapılıdırlar. Hibrit üretimi arkadaşlar özellikle bugün tavukçulukta biz hibrit dediğimiz yani kullanma melezi hayvanlarla üretimi yapmaktayız. Bunları hayvan hastalığına
materyal sağlamak amacıyla süreklilik halinde ve ıslah firmaları kendi güçlerini elinde tutmaları için bunu kullanmaktadırlar. Etlik piliçler ilk önce tavukçulukta et yönünde uzmanlaşan birinci basamağımız. Bunlar arkadaşlar hem etçilerde hem de yumurtacılarda, fakat sizlere örnek göstermek istiyorum ki etçilerde ihtiyaç duyduğumuz sayıda hayvanı elde etmede safıklardan elde edilmiş safatlar, bunlardan da elde edilmiş büyük büyük ebeveynler, daha sonra aralarındaki kombinasyon melezlemelerine göre en iyi sonuçları çıkartan büyük ebeveynler, büyük ebeveynlerden arkadaşlar ikili melez olan ebeveynler ve ikili melez bu ebeveynlerden de dörtlü melez dediğimiz, genellikle son bizim kullanma melezi olarak kullandığımız hibrit materyalleri kullanıyoruz. Evet, genelde toplumumuzda şöyle bir algı var. 35-40 günde bu hayvanlar nasıl bu 2 kilolara, 2,5 kilolara gelir diye. Bunun kökenini genetik oluşturmaktadır arkadaşlar. Çünkü genetik kapasiteyi biz yaklaşık son 60-70 yıldır çok daha iyilerini seçerek bunu arttırmış durumdayız. Yapılan bir çalışmada 1957 yılındaki genotiple 2005 yılındaki genotipi karşılaştırmak amaçlanmış ve bu iki genotipe de hem 1957 yılındaki rasyon, yani yem, hem de 2005 yılındaki yem verilmiş ve arkadaşlar aradaki farkın %85-87'sinin genetikten kaynaklandığı ortaya koyulmuş. Bunun yanında toplumda, insanlarda, özellikle hayvan refahı açısından ve doğal, organik, serbest gezinmeli sistemler açısından bir algı oluşmuş durumda. Özellikle 20-30 yıldır. Ve bu algı da birçok şeyi değiştirmiş durumda. Hatta bugün etlik piliç firmalarından bile dünyaya hükmeden iki büyük firma artık yavaş gelişen bazı genotipleri de üretip bunları da piyasaya sürmüş durumda. Yumurta tavukçuluğunda da gene etlik piliçlerde bahsettiğimiz genetik potansiyeller, genetik ilerlemeler, tarihi gelişim benzer olmakla birlikte yumurta tavukçuluğunda daha uzun bir üretim periyodu vardır arkadaşlar. Yumurtada da şöyle bir algı var, çoğunlukla tüketicilerin algısı. Beyaz kabuklu veya kahverengi kabuklu veya bazı yerlerde de görürsünüz mavi yeşil kabuklu yumurtaların daha yüksek besin değeri içerdiğine yönelik. Arkadaşlar, besin değeri içeriğini bizim bu şekilde unsurlarla farklılaştığını söylememiz mümkün değil. Çünkü yumurta kabuk rengine göre besin değeri içeriği değişmemektedir. Arkadaşlar, genel ticari soylardan bahsettik. Bunların yanında tarımsal miras dersimizde bizim mirasımız olarak yerli tavuk ırklarımızdan da bahsetmek istiyoruz. Bunların başında hepimizin bildiği Denizli tavuğu veya Denizli horozu ismiyle bildiğimiz. Çünkü horozunun uzun ötüşüyle ünlü olan bir ırkımız. Bunun yanında diğer ırklar da var. Gerze, Denizli ve Gerze zaten hali hazırda tescillenmiş ırklarımız. Bunların yanında bizler tarafından, bizim ülkemiz tarafından tescillenmek durumunda olan, tescillenme aşamasında olan Sultan, İspenç gibi ırklarımız. Fakat daha pek söz edilmeyen Gugullu, Gundi veya çıplak boyun Türken dediğimiz veya Yörük tavuğu olarak isimlendirdiğimiz farklı ırklarımız da mevcut. Denizli ırkında arkadaşlar 5 variyeteden bahsedebiliriz. Bunlar da horozlarının tüylenme renklerine göre bahsettiğimiz variyeteler. Bunlar pamuk kırı, demir kırı, pekmez kefi, şarabi veya siyah, Arap ismiyle 5 farklı variyeteden bahsedebiliriz. Gerze ırkında ise arkadaşlar tek variyetesi vardır. Gerze ırkının en belirgin özelliği lezzetli etinin oluşu ve çatal ibiye sahip oluşu. Arkadaşlar, Gerze ve Denizli ırkları 100 adet, yıllık 100 adet yumurta verimine sahip. Et verimleri de orta düzeyde, yani kombine verimli ırklar diyebileceğimiz ırklardır. Sultan tavuğu da yine tepeli, ibiği çok küçük, V şeklinde bir ibiği olan bir süs tavuğu yetiştiricileri tarafından oldukça yaygın olarak yetiştirilen ve görüntüsü de hali hazırda çok hoş olan bir diğer ırkımız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gugullu tavuğumuz da yine tepeli olmasından dolayı Trabzon dolayında yetiştirilen ve tepeli olduğu için kendisine Gugullu ırkı denilen bir ırkımızdır.
İspenç gene arkadaşlar minyatür Türk tavuğu dediğimiz küçük cin tavuğu, cüce, paçalı gibi isimlerle çağrılan bir yerli ırkımızdır. Yine Türkiye'nin çıplak boyun dediğimiz tavuk da çok bilinmemekle birlikte Ege ve Akdeniz dolaylarının yerli bir ırkı olarak önemli bir gen kaynağımızdır. Yine arkadaşlar Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Atak S, Atak ve Atabey yumurtacı tavuklarımız da hala hazırda serbest gezinmeli ve organik üretim yapan işletmeler tarafından oldukça yaygın talep gören hibritlerdir. Son yıllarda yani son 10-12 yıldır üzerinde çalışılan ve geliştirilen yerli etli kibritimiz de vardı. Geçmiş yıllarda da yerli etli kibrit çalışmaları yapılmıştı. Fakat çeşitli sebeplerle bunlar yarıda kalmıştı. Şu an hala hazırda Anadolu T ismiyle yerli bir etli kibritimiz de bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi bir diğer kanatlımıza tavuktan sonra kanatlı etinin üretiminde dünyada ikinci söz sahibi, yani piliç etine göre çok çok düşük düzeyde olmasına rağmen ikinci söz sahibi olan hindiden bahsedelim. Milattan sonra 400-500 yıllarında evcilleştirildiği düşünmekte ki tüm kanatlılar içerisinde en genç evcilleştirilen türdür. Hindiye bizim hindi dememiz Kolomb'un Amerika'yı yani Hindistan'ı keşfettiğim zannederek Amerika'yı keşfetmesi, İngilizce'de ise Türkiye denmesinin sebebi de Osmanlı topraklarından Avrupa'ya hindinin götürülmüş olduğu için bu Türkiye topraklarından gittiği için Türkiye diye isimlendirilmektedir. Geniş göğüslü bronz hindi, geniş göğüslü beyaz hindi gibi farklı Royal Palm gibi farklı Norfolk gibi farklı hindi ırklarımız mevcuttur. Ve bunlar yaygın olarak yetiştirilmekte. Özellikle geniş göğüslü bronz hindiler veya geniş göğüslü beyaz hindiler ticari üretimde kendilerine daha fazla yer edinmiş durumdadırlar. Kazdan da bahsedecek olursak arkadaşlar bir diğer kanatlı türümüz kaz. Kaz da perde ayaklı bir su kanatlısıdır. Milattan önce 3000 yıllarında evcilleştirildiği düşünülmektedir. Özellikle Mısır'da kaya fotoğraflarında da bunların tasvir edildiğini çok yaygın bir şekilde görmekteyiz. Kazlar yine arkadaşlar iki farklı ana aileden köken alıyorlar yabani. Bunlardan bir tanesi Kunopu olan Anser Siognathus, diğeri ise bizim yerli kazlarımızın da atası sayılan Anser kazlarıdır. Kazlar arkadaşlar et, tüy ve karaciğer veriminin yanında alarm hayvanı olarak da kullanılmaktadır. Tüm kanatlı türlerine baktığımızda et verimi öncelikli olarak bir verim olmakta. Tavuk gibi, bıldırcın gibi bazı kanatlı türlerinde yumurta verimi de ön planda. Ördek, kaz gibi hayvanlarda karaciğer verimi de bunların yanında üretilmelerini yani üretimlerinin amaçlarını oluşturuyor. Keklik, sülün, beş tavuğu gibi türlerde et verimi yanında doğal alanlara stok takviyesiyle de üretilmekte. Özel avlaklarda da avlanılmak üzere özellikle sülün ve kekliklerden faydalanmaktadır arkadaşlar. Kaz ırklarından da arkadaşlar bazı ırklara şöyle değinelim. Bunlar Afrikan kazları, Çin kazları, Pomeranian kazları, Toulouse kazları, Empten kazları gibi bazı kaz ırkları dünya üzerinde yaygın olarak yetiştirilmekte. Yerli kazlarımız ise arkadaşlar 4 ana variyeteden oluşuyor. Bu faunun da biyolojik çeşitlilik sistemine göre Türk kazı diye isimlendirdi. Yerli kazımızın 4 farklı variyetesi var. Bunlar gri, siyah, beyaz ve alaca kazlar. Ördekler de arkadaşlar yine et ve yumurta verimi amacıyla yetiştirilebiliyor. Yani et verimi öncelikli, yumurta verimi bazı ülkelerde yaygın olarak tüketiliyor. Bunun yanı sıra karaciğer, yağlı karaciğer üretiminde de ördekler kullanılmakta. Gene kazla ördeğin bir farkını daha bahsetmeden geçmek olmaz. Bunların tüyleri de özellikle mont, yorgan, yastık gibi yapımında oldukça yaygın kullanılmakta. Gene ördeklerde de ırkları yumurta ve et verimine göre sınıflandırabiliriz. Yumurtacı Runner ve Campbell gibi ırklarımız yumurtacı ırklarken
Ronen, Boyen, Pekin, Aylasbörü ve Muskovi ayrı bir tür olmasına rağmen etçi ırklar olarak bunlardan bahsedebiliriz. Yine arkadaşlar sülüngiller familyası içindeydi söylemiştik. Tavuk, hindi bu türler. Sülünler de arkadaşlar halihazırda 49 sülün türü bulunmakta. Bunlar alçak arazi veya yüksek arazi sülünleri olarak ikiye ayrılmakta. Fakat bizim sülün yetiştiriciliği dediğimizde aklımıza gelen sülün türü adi sülün veya gerçek sülün dediğimiz sülünlerdir. Bunlar da arkadaşlar bunlar da Çin sülünü, Mançuryan sülünü, Moğol sülünü, halkalı boyun sülün gibi çok farklı alt türler oluşmakta. Hatta bazı yetiştiriciliklerde bunların ırkları, hatlarının oluşturulduğu ve yumurta verimlerinin arttırıldığı söylenmektedir. Bizim yine yerli bir ırkımız olarak Kafkas sülünü önemli bir değerimizdir. Samsun'da tarihi kayıtlara geçtiği için orijini Samsun gözükmekte ve Kafkasya'nın Doğu Karadeniz ve Kafkasya'nın yerli bir hayvanı olarak dikkat çekmekte. Bıldırcınlar da arkadaşlar bir diğer kanatlı çiftlik hayvanımız. Yaklaşık son yarım yüzyılda bazı ülkelerde yetiştiriciliği hız kazanmıştır arkadaşlar. Bıldırcınların Japonya'da 1920'li yıllarda başlayan serüveni bugün bütün dünyaya yayılmış. Tüm dünyada yayılmış 20 kadar yabani türü, 70 kadar da evcil ırkının veya hattının olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bunlardan İngiliz beyazı, Mançuryan sarısı, Firavun yabani tip dediğimiz bizim aslında standart tip olan Firavun, Fransız beyazı, İtalyan sarısı veya Tuxedo, Smokin gibi bazı ırk veya variyeteler bilinmekte. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde kümes hayvanlarından tavuk başta olmak üzere sizlere hindi, kaz, ördek, sülün ve bıldırcın gibi türlerden bahsettik. Keklik beş tavuğu gibi türlerin de kümes hayvanları içerisinde yetiştiriciliği yaygın bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Ve son yıllarda alternatif et kaynaklarına yönelim olduğu için insanların refah seviyesinin artmasıyla beraber bu alternatif kanatlı türlerinin yetiştirilmesi ve tüketimleri de artmış durumda. Tarımsal miras dersi kapsamında sizlere kümes hayvanları dersini aktarmış olduk. Bir sonraki dersimizde güvercinler ve diğer kafes kuşlarından da bahsetmeye çalışacağız. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.